hepimizin bildiği üzere artık bilgi çağında yaşıyoruz. Dijital haklar karşımıza çıktı. Dolayısıyla telif hakları şekil değiştirdi artık günümüzde. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Bir kitabı 30 yıl yayınlıyorsunuz. Yazarıyla veya mirasçılarıyla sözleşmeler yapmışsınız. Bütün bu hakları da aldığınızı düşünüyorsunuz. Sonradan tekrar dijital haklarla ilgili sözleşmeler de yapmışsınız. Ama metinlerdeki artık beceriksizlik mi diyelim, bir takım atlamalar mı diyelim. Bu nedenle metinlerde sorunlar var ve siz kendi kitabınızın korsanı durumundasınız. Yani 3 katı tazminatlarla ondan sonra ceza davalarıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bütün bunlar gerçekten çok çok önemli. Yayın evleri veya telif ticareti yapan insanların kesinlikle ve kesinlikle karpuz ticareti yapmadıklarının bilincinde olmaları lazım. Ayrı bir hukuk, ayrı bir hukuki rejim, eşya hukukundan tamamen farklı, kendine özgü kuralları olan, işte bütün bunları bugün burada tartışıyoruz. Korsan, tabii ki fiziki korsan bir yerlere kadar bunu, yani ben hukuk danışmanıyım, bir yerlere kadar geldi bu. Özellikle yani yayıncılık sektöründe gerçekten gerek idare, gerek polis teşkilatı, gerekse mahkemelerin bu konudaki tutumu bizi bir yerlere taşıdı çok şükür. Ama dijitalde işin çok başındayız. Yani hem toplum bunun farkında değil ve yani şöyle bilgi vereyim size. Adam ihlal yapıyor ama ihlal yaptığının farkında değil.